Günümüzde de sağ iktidarların yükselişi ve aralarındaki hegemonya kavgası yeni yeni savaşlar üretmeye devam etmekte. Kürt halkına yönelik geliştirdiği savaş politikaları çerçevesinde bölgesel savaş zeminleri yaratıyor. Faşist ittifak sermaye çıkarlarının dışında kalan tüm halkları, inançları, emekçileri, gençleri ve kadınları zapturapt altına alarak iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Savaş dinamiği faşizmin ayrılmaz bir parçası ve aynı zamanda ikiz kardeşidir. 31 Mart'ta faşist iktidarı tahtını sallayan tüm toplumsal kesimlere sesleniyoruz. Tam da şimdi 31 Mart seçimlerinde sallanan iktidarı sokağın örgütlü mücadelesiyle yıkma zamanıdır. O nedenle bugünden başlayarak 1 Eylül'e kadar bütün il, ilçe, belde, mahalle ve sokakları faşizme karşı örgütlenebileceğimiz, eyleme geçeceğimiz direniş mekanları haline getirelim. 1 Eylül Pazar günü tüm halklarımızı ve barış isteyen herkesi emek ve demokrasi güçleriyle birlikte yapacağımız etkinliklere bekliyoruz. Faşizm kaybedecek, halk kazanacak. 10 yıllardır bu coğrafyada 1 Eylül Dünya Barış Günü coşkuyla karşılanır. Aslında dünyaya bu coğrafyanın armağan ettiği de bir gündür. Bunun en temel nedeni sömürgeci savaşın ve vekalet savaşlarının merkezinde bir bölgede bulunmamız. Yani barışa ne kadar ihtiyacımız olduğu, hakların barışını örgütlenmenin ve kazanmanın ne kadar önemli olduğunu en çok biz biliyoruz. Fakat AKP-MHP faşist ittifakı da bizim barışa ihtiyacımız kadar savaşa ihtiyaç duyuyor. Bir savaş hükümeti, bir savaş iktidarıyla karşı karşıyayız. Savaşla iktidara tutunan bu faşist ittifaka karşı halkların barışını, kadınların barışını, işçilerin barışını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Barış örgütleme görevini yerine getireceğiz. Ülkemiz ve dünya olağanüstü koşullara hazırlanıyor. Daha önce vesaire savaşları, bölgesel savaşlara dönüşmüş durumda ve şimdi bütün dünyada 3. Dünya Savaşı hazırlıkları veya tantanları söylenmeye başlandı. Bu hem bölgemiz açısından hem de dünya açısından çok tehlikeli bir sürece doğru girdiğimizi gösteriyor. 2. Dünya Savaşı'nın o vahşi sonuçlarını hep beraber yaşayan tarih, şimdi yeni bir savaş tarihiyle geliştirilmeye çalışılıyor. 1 Eylül Dünya Barış Günü Türkiye'de çok daha özel anlam ve öneme sahip. Biz bu nedenle burada çok daha güçlü bir toplumsal buluşmayı istiyoruz.